Farklı bir grafik türüne geçelim. Histogramlara geçelim. Histogramlar süreklilik özelliği gösteren, yine çizgi grafiğinde olduğu gibi süreklilik özelliği gösteren değişkenlere ait frekansları birbirine birleşik sütunlar yardımıyla. Evet, burada örneğini görüyoruz. Sütun grafiğinde sütunlar ayrıydı. Histogramda bu defa birbirine birleşik sütunlar var. Birbirine birleşik sütunlar yardımıyla gösteren grafiklerdir. Böylece Devamlılık ifade eden bir görüntü oluşturulmaktadır. Çünkü burada sürekli değişken var. Bu sürekli değişkenin devamlılık ifade eden bir görüntü ile gösterilmesi gerekmektedir. Sütun grafiğinde bu yoktu. Sütun grafiğinde kategorik değişkenler vardı. Bunlar birbirinden ayrıydı. Devamlılık göstermiyordu. Dolayısıyla biz ayrı sütunlar halinde gösteriyorduk. Ancak burada süreklilik özelliği gösteren değişkenler var. Bundan dolayı biz birbirine bitişik sütunlar halinde bir gösterim yapıyoruz ve buna histogram adını veriyoruz. Peki çizimi nasıl yapıyoruz? Sütunlar altında yer alan yatay çizgi yine x ekseni, buradaki yatay çizgi x ekseni. Solda yer alan dikey çizgi ise y ekseni olarak adlandırılmaktadır ve genellikle değişken ve kategorileri yine x ekseninde, sütun grafiğinde olduğu gibi, çizgi grafiğinde olduğu gibi değişken ve kategorileri x ekseninde, bunların frekansları ise y ekseninde gösterilmektedir. Yine sütun ve çizgi grafiklerinde olduğu gibi, daha sonra sütun grafiğinde olduğu gibi yine frekanslar ile buradaki değişkenlerin çakıştırılması yapılmaktadır. Örneğin buradaki frekans serisi üzerinde gösterelim. Burada gruplandırılmış bir frekans serisi var. Ağırlık grupları var her bir kategoride, her bir satırda ve bunların frekansları var. Burada bir de şunu da belirtelim. Burada 40-50 kilogram ağırlığı var. Burada 50-60 kilogram ağırlığı var. Şunu belirtmiştik daha önce. Buradaki 50 yani bu grubun üst sınır değeri bu kategori içerisinde yer almamaktadır. 50 buradaki kategori içerisindedir. Takip eden kategori içerisindedir. Buradaki 60 değeri bu kategorinin içerisinde yer almamaktadır. 60 bir sonraki kategori içerisinde yer almaktadır. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki histogramımızı nasıl çiziyoruz? Örnek üzerinden incelemeye devam edelim. 40-50 kilogram grubunda frekansımız 3. Burada 40-50 kilogram grubumuz var. Bunun frekansını 3'e gelecek şekilde çiziyoruz. Buradaki sütunumuzu. 50-60 kategorisinde frekansımız 4. O zaman buradaki sütunumuzu 4'e uzanacak şekilde çiziyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Histogramımızı göstermiş oluyoruz. Evet özelliklerimize devam edelim. Sütun grafiklerinde süreksiz yani kesikli nicel değişkenlerin gösterimi uygun iken sütun grafiklerinde daha çok kategorik değişkenlerin gösteriminin daha uygun olduğunu söylemiştik. Ancak yine de nicel değişkenler göstereceksek süreksiz değişkenleri yani kesikli değişkenleri sütün grafiğinde göstermek daha uygundur. Ancak histogramlarda sürekli yani kesiksiz nicel değişkenlerin gösterimi daha uygundur. Buradaki ağırlıklar ondalık sayı alabiliyor ve birbiri ardına devam ediyor. Dolayısıyla biz burada histogram kullanımını tercih ettik. Evet devam edelim özelliklerimize. Histogramlar değer aralığını gösterirler ve buna göre isimlendirilirler. Genellikle histogramlarda burada yer alan kategoriler bir değer aralığını gösterir. Burada da dikkat edersek 40-50 değer aralığı, 50-60 değer aralığı, 60-70 değer aralığı şeklinde değer aralıklarını görüyoruz. Her iki eksen de eşit aralıklı olarak çizilmelidir. Histogramlarda bir diğer özelliğimiz buradaki kategorilerimiz de eşit aralıklı olmalıdır. Buradaki frekanslarımız da eşit aralıklı olmalıdır histogramlarda. Ve sütun yüksekliği frekansa göre belirlenmektedir. Az önce bunu belirtmiştik. Sütun yükseklikleri frekanslara göre belirlenmektedir. Ancak histogramların temeli alanı göstermeye dayanmaktadır. Bu nedenle aralıklar eşit olarak belirlenmeye çalışılmalıdır. Özel bir nedenle eşit yapılamıyorsa bu defa ayarlanmış frekanslar hesaplanmalı ve buna göre çizim yapılmalıdır. Bununla ne anlatmak istiyoruz? Burada az önce göstermiş olduğumuz histogram örneği vardı. Burada farklı bir örnek görüyoruz. Bu yanlış bir örnek. Çünkü buradaki histogramı biz burada verilmiş olan frekanslara göre çizdik. Yanlış olan neydi? Şimdi bunu anlatalım. Burada dikkat edersek sınıf aralığı 40-50 frekans 3. 40-50 frekans 3. 50-60 grubunda frekans 4, evet 4'e kadar gelmiş. 60-70 grubunda frekans 7, evet 7'ye kadar gelmiş. 70-90 grubunda frekans 6, 6'ya kadar gelmiş. Ancak bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü aralıklarımız onar onar giderken daha sonra 20'şer 20'şer gruplandırmalar yapılmış. Ancak buradaki sütunların büyüklükleri burada verilen frekanslara göre aynen çizilmiş. Burada 6 yazdığı için 6'ya kadar çizilmiş. Burada 8 yazdığı için 8'e kadar çizilmiş. Bu yanlıştır. Bunun neden olduğunu anlatacağız. Sadece şimdilik şunu söyleyelim. Histogramların temeli alanı göstermeye dayalı olduğu için bu yanlıştır. Şimdi gelin detaylara girelim. Az önce bu histogramı göstermiştik ve son iki sütununda frekansların eğer bu şekilde aralıklar 20 olarak gösterilecekse Burada bir ayarlama yapmamız gerektiğini belirtmiştik. Peki bu ayarlamayı nasıl yapıyoruz? Yani ayarlanmış frekans buna ayarlanmış frekans adını veriyoruz. Bu ayarlanmış frekansları nasıl hesaplıyoruz ve buradaki çizimi nasıl düzeltiyoruz? Şimdi bunun üzerinde duralım. Bir tablo yardımıyla duralım. Buradaki sınıf aralıklarımızı burada belirtiyoruz. Sınıf aralıklarımız sırasıyla 40-50, 50-60, 60-70, daha sonra 70-90 ve 90-110. Son iki satırımızda sınıf aralıklarımız farklı. Frekanslarımız ise bunlardı. 3 4 7 6 8 şeklindeydi ve buradaki 6 ve 8 doğrudan kullanıldığı için buna göre sütunların çizimi yapıldığı için bu histogramın yanlış olduğunu belirtmiştik. Tablo üzerinden devam edecek olursak sınıf aralıklarını ve frekansları verdikten sonra mevcut sınıf aralıklarımızı tespit ediyoruz. Sınıf aralıklarımız burada 10, burada 10, burada 10, burada 20, burada 20. Bu aşamadan sonra bizim bunları standart bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani ayarlama yapılacak bir frekans belirlememiz gerekiyor. Biz bunları buradaki son iki sütunu değer aralığı 10 olacak şekilde bunlara göre ayarlayacak olsaydık frekansı ne yapmamız gerekiyordu? Bunu ayarlama yapılacak sınıf aralığı olarak belirtiyoruz ve buraya yazıyoruz. Bunları ayarlama yapılacak sınıf aralığını 10, 10, 10, 10 şeklinde yazıyoruz. Bunun ardından mevcut sınıf aralığını ayarlama yapılacak sınıf aralığına bölüyor ve bir ayarlama oranı tespit ediyoruz. Yani burada bizim mevcut sınıf aralığımız 10, ayarlama yapılacak yani kendine baz olarak alınacak olan sınıf aralığı 10. Onu 10 10'a böldüğümüzde ayarlama oranımızın 1 olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı buradaki frekansta herhangi bir değişiklik yapılmayacak çünkü buradaki ayarlama oranımız 1, kendisi söz konusu. Yine buradaki 10'u Buradaki 10'a bölüyoruz çünkü mevcut sınıf aralığını ayarlama yapılacak sınıf aralığına bölüyoruz. Değer olarak 1'i buluyoruz. Bu bizim ayarlama oranımız. Yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ayarlama oranımız 1. Burada ise mevcut sınıf aralığımız 20. Ama bizim ayarlama yapılacak sınıf aralığımız 10. Yani bunlar 10 olduğu için biz bunlara göre bir ayarlama yapacağız. O zaman 20'yi 10'a bölüyoruz ve ayarlama oranını 2 olarak hesaplıyoruz. Daha sonra yine aynı işlemi bir sonraki kategori içinde yapıyoruz. 20'yi 10'a bölüyoruz ve ayarlama oranını 2 olarak buluyoruz. Bundan sonra ayarlama oranlarını bulduktan sonra mevcut frekansı ayarlama oranına bölüyoruz ve ayarlanmış frekansı buluyoruz. Yani burada bu sütunları gösterecek olduğumuz frekansı tespit etmiş oluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada bizim mevcut frekansımız 3, ayarlama oranımız 1, 3'ü 1'e böldüğümüzde 3 buluyoruz. Yani bu kategoriyi buradaki 40-50 kilogram aralığını Frekansı 3 olacak şekilde çizeceğiz. Daha sonra buradaki frekansımız 4, ayarlama oranımız 1. 4'ü 1'e bölüyoruz, 4 buluyoruz. Yani bu kategoriyi de frekansı 4 olacak şekilde çizeceğiz. Yine 7'yi 1'e bölüyoruz ve 7 buluyoruz. Ayarlanmış frekansımız 7. Bu kategoriyi de 7 olarak çizeceğiz. Daha sonra 70-90 aralığında 6'yı buradaki frekansı 6'yı ayarlama oranımız olan 2'ye bölüyoruz ve burada artık 3 frekansını buluyoruz. Dolayısıyla burada artık 6 ile gösteremeyiz. Buradaki frekansı 3 olarak göstermemiz gerekiyor. Yine burada frekansımız 8, ayarlama oranımız 2. 8'i 2'ye böldüğümüzde ayarlanmış frekansı 4 olarak buluyoruz. Yani buradaki sütunumuzu da 8 olarak değil 4 olarak göstermemiz gerekiyor. Yani burada yaptığımız histogramlar, alana dayalı grafikler olduğu için buradaki sütunların Yükseklik ve genişliklerini oransal olarak birbirine eşitlemek sonuç olarak şu şekilde çizmemiz gerekiyor. Bu kısımları siliyoruz. Sadece burada görmüş olduğumuz yeşil alanları göstermemiz gerekiyor. Çünkü burada aralık 20, burada aralık 20, ancak burada aralık 10. Eğer burada 10sa, burada aralık 20 ise, o zaman biz buradaki yüksekliği 2'ye bölmeliyiz ki oransal olarak buradaki sütunla eşit hale gelebilsin. Ya da şöyle bir yol da izleyebiliriz. Burada 70-90 aralığı vardı. Buradaki aralığı 2'ye bölebiliriz. 70-80, 80-90 olacak şekilde 2'ye bölebiliriz ve buradaki frekansı 2'ye bölerek burada göstermiş oluruz. Yine burada 90-110 vardı. Bunu 2'ye bölebiliriz. 90-100, 100-110 şeklinde ve mevcut olan frekansı 2'ye bölerek gösterebiliriz. Bu şekilde gösterim de doğru olacaktır. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.